A, B, C, Ç, D, E, F, G, H, I, J, J, K, L, M. Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere bütünsel öğrenme nasıl gerçekleşir onu anlatacağım. Bu konuyu anlatmadan önce bir önceki videomuz olan numaraları, sayıları, yazıları, tarihleri nasıl aklınızda tutarsınız, buna bir çalışırsanız, onu bir izlerseniz bütünsel öğrenmeyi aklınızda tutmanız daha kolay olacaktır. Ama illa ona çalışmak zorunda da değilsiniz. Şimdi hazırsak dersimize başlayalım. Şimdi girişte şöyle bir şeyle başlayalım. Herkesten bir 5-10 saniye dalga seslerini duymasını istiyorum. Gözümüzü kapatıyoruz, yukarıya doğru böyle bakıyoruz ve dalga seslerini hatırlamaya çalışalım. Bir yerdesiniz ve dalga seslerini duyuyorsunuz. Nasıl bir yerdesiniz? Bir yazlık bölgede misiniz? Dağlık bölgede misiniz? Hafif bir esinti var mı? Bunları hissettiniz mi? Şimdi dalgaların sesini duymaya çalışırken bizim yapmış olduğumuz şey hislerle bütünleştirme. Ne yaptık? Sesi duyduk. Belki titreme geldi. Bunların hepsiyle karşılaşmış olabilirsiniz. İşte bu anı yaşama durumu bütünsel öğrenmeye geçiyor. Bunu en iyi yapanlardan bir tanesi de reklamcılardır. Ne yaparlar? Arabayı gösterir, kapıyı kapatır, bütün ses izole olur ve sonrasında gitmeye başlar, müziği açar ve video biterken bize reklamda arabayla alakalı bir wow etkisi oluşturur ve bütün detaylarıyla deneyimlettirir. Eğer bizler bir konuyu çalışırken, konuyu öğrenirken bunu yapmayı becerebilirsek bütün detaylarla aklımızda kalmaya başlayacaktır. O zaman bunları nasıl yapacağız? Şimdi bunları detaylandıralım. Bütünsel öğrenmeyle alakalı ilk ihtiyacımız olan şey duygular demiştik sizlerle beraber. Bütünsel öğrenmeyle alakalı ilk ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi numaralandırma becerisi. Numaraları nasıl kodlarız? Eğer bizler bunlarla alakalı bir tekniğe sahipsek, dersleri hatırlarken, tarihleri hatırlarken, sunumları hatırlarken bütün detaylarıyla çekmemiz daha kolay olacaktır. O yüzden böyle bir kodlama mekanizmasına sahip olmamız önemli olacaktır. Ve buna sahip olduğumuzu varsayarak zihinde bu bütünsel öğrenmenin pratiklerine geçelim sizlerle beraber. Bunları yaparken önemli olan şey ne kadar akıllı olduğunuz değil kıymetli dostlar. Aklınızı ne kadar kullandığınız. Yani her birimiz yapabiliriz. Önemli olan bahsedeceğim teknikleri ve pratikleri ilerleyebiliyor olmamız. Şimdi bütünsel öğrenme ile alakalı olarak önce öğrenme teknikleri nelerdir? Bir bunlara bakalım sizlerle beraber. Bahsedeceğim ilk teknik görselleştirme tekniği. Görselleştirme tekniği derslerde de olan şey. Mesela 1, 2, 3, 4 diye parmağımızla sayma becerisi ya da armutlar elmaları toplama becerisi. Görselleştirerek topluyoruz, çıkarıyoruz ya da tarihleri hatırlamaya çalışıyoruz. Bu beceriyi yaparken biz aklımızda bir zihinde canlandırma oluyor. Bunu ister istemez yapıyorsunuz. Dil öğrenme becerisinde ya da tarihleri öğrenme becerisinde ya da konu çalışırken genelde yapılan becerilerden bir tanesidir bu. Kelimeyi çekmeye çalışırsınız ve yukarı bakarsınız. Bunun bir örneğini şimdi sizlerle beraber yapalım. Şu an sizden beklentim evinizde kaç pencere camı olduğunu bir düşünmeniz. Lütfen herkes bir düşünebilir mi kaç pencere camı olduğunu? Siz de yukarıya doğru baktınız mı? Çünkü yukarıya baktığınız zaman kan akışınız hızlanacak ve sizin hipokampüs olan bağlantınız kuvvetlenerek hatırlama becerinizi artıracaksınız. Bu yüzden ister istemez yukarıya doğru bakma söz konusu oluyor. O yüzden görselleştirme yaparken bizler yukarıya doğru bakarız. Dil öğrenme becerisinde de kelimeleri hatırlamaya çalışırken yaptığımız unsurlardan bir tanesi budur. O zaman görselleştirmek için bir zihnimizde kodlama mekanizmasına ihtiyaç duyacağız. Yani 1473 diye bir tarih öğrenmem gerekiyorsa 14'ün, 73'ün benim için bir anlamının olması lazım. Ya da 1453 dendiği zaman 1453. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Ama bunu yaparken 14 benim için sevgililer günüdür, 53 benim için çaydır, sevgililer gününde çay içerek İstanbul'u fethettiğini düşünmek benim aklımda detaylarıyla aklımda kalmasını sağlayacak ana unsur olacaktır. O yüzden hangi bilgiyi öğreneceksek bunları görsel bir koda dönüştürmemiz etkili olacaktır. Bizler bu görselleştirmeleri yaparken zihnimizde aslında sahip olduğumuz bilgiler bütününü geri çekmeyi kolaylaştırmış oluyoruz. Düşünsenize bir film izlediniz, sahneler aklınızda yok ama hop bir sahne gelince arkası ve önü geliyor. İşte bu görselleştirme yetisi de bunu kuvvetlendirecek. O yüzden kodlarla ilerlemeniz ve kodlayarak öğrenmeye çalışmanız bunu kolaylaştıracaktır. İkinci öğrenme stilimiz işitsel öğrenme. İşitsel öğrenmeden kastımız bir dalgaları kullanmak.
alfa, beta, teta gibi dalgalar vardır beynimizde. Bu dalgaları yöneterek okumaktır, anlamaktır. Şimdi teta dalgaları birazcık daha yaratıcılıkla alakalıdır. Alfa dalgaları birazcık daha konsantrasyonla alakalıdır. O zaman biz bu dalgaları birazcık daha kuvvetlendirebilirsek, yani biyoritmik largo dediğimiz türdeki müzikleri dinleyebilirsek, Bach'ın eserleri buna birazcık daha uygundur, keza Chopin'in. Sizler öğrenme esnasında bu tarz müzikleri açtıkça odağınız ve işitselliğiniz kuvvetlenecektir. Bu da hatırlama becerinizi arttırır. O yüzden bizler okurken iç seslendirme yapıyoruz. Neden? O her bir kelimeyi tekrar buraya getirelim, buradan buraya getirelim ve akılda kalıcılığımız artsın diye. O zaman neymiş ortaya çıkan? Görselleştirerek okumak ya da işitselleştirerek okumak. İç seslendirme işitselleştirerek olduğu için de yavaşlatıyormuş. O zaman biz görselleştirmeyi kullanacağız ki çok daha etkili hatırlamalar ve okumalar gerçekleştirebilelim diye. İşitsel öğrenmede tekrarlar birazcık daha önemlidir. Çünkü bir ritim var ve bu ritmi aklımızda tutmaya çalışıyoruz. Bir harmoni, ritim, yani oradaki serüveni aklımızda tutmaya çalışıyoruz. Bunu alfabe öğrenirken de yaptık. A, B, C, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M diye. Ben biraz detone olmuş olabilirim. Şimdi bunu alfabede de tersten yapmaya çalışırken ne yapıyorduk? Z, Y, V, Ü, U diye geriye sarmaya çalışıyorduk. İşte burada görselleştirmeyi kullanmaya çalışıyorum. Tersten sararken aynı zamanda hatırlamaya çalışıyorum. O zaman işitsel öğrenmelerde bile görselleştirme işimizi kolaylaştırıyormuş. O zaman okumalarda bu ikisini beraber kullanmak daha iyi açığa çıkaracak ve bilgiyi daha iyi aklımızda tutmamızı sağlayacakmış. O zaman gelelim 3. tip en iyi öğrenme şekline. Kinestetik öğrenme. Kinestetik öğrenmeden kastımız ise hem görsel, hem işitsel, hem duygusal, yani oradaymış gibi, deneyimlemiş gibi öğrenmeniz. Birisiyle tanışırsanız ismini aklınızda tutamazsınız ama o kişinin ismini kodlarsınız, canlandırırsınız, karşınızda tanıdığınız o kişi varmış gibi yaparsınız. Mesela Mehmet ismi. Fatih Sultan Mehmet'le tanıştınız ve Fatih Sultan Mehmet deyince aklınıza Mehmet Hoca geliyor. Size bir şeyler öğrettiğini görüyorsunuz. Aklınızda kalır ve unutmazsınız. Ki zaten tersi. Bir Mehmet'le tanıştığınız zaman Fatih Sultan Mehmet'i orada düşünmek ve bu kişinin İstanbul'u fethettiğini görmek gibi bir sahne. Şimdi bunu yaptığımız zaman ne yaptık? Sahip olduğumuz isim bilgisini bir görselle bütünleştirdik. Ve bu da akılda kalıcılığı bir görsel dünyaya dönüştürdü. Ve siz oradaymışçasına toplar patlarken atın üzerinde o sahnelerde oradaymışçasına hissedebilirseniz deneyimlemeyi de eklemiş olursunuz ve bütünsel öğrenmeniz gerçekleşmiş olur. O zaman biz öğrenmelerimizde görselleştirmenin dışında orada bir ritim, bir müzik varmış gibi hissedebilirsek ve bunu yaparken de duygularımızı, deneyimi katabilirsek, rüzgarı hissedebilirsek bütünsel öğrenmeyi gerçekleştirebiliriz. Yani siz masanızın üzerinde puntolarla, büyük puntolarla yazılmış ve sevdiğiniz renkte bir 1453 yazısı da görebilirsiniz. Mavi rengi seversiniz. Mavi büyük puntolarla yazılmış 1453. Bu görselleştirmedir. Aynı zamanda bir müzik duyarsanız dırırırı dırırırı, bu da 1453'ü duygularla bütünleştirmenize katkı sağlayacaktır. Ama bir de siz kendinizi oradaymış gibi görebilirseniz kinestetik öğrenme sağlayacaktır. Mehmet, ben bunu sadece tarih dersinde mi yapabilirim? Hayır, sunumlarınızda yapabilirsiniz, matematikte yapabilirsiniz, coğrafyada yapabilirsiniz, her şeyde yapabilirsiniz. Deneyimlemeye çalışın. Siz oradaymışçasına ve MC kareyi yazarmışçasına Einstein'ı görün. Abi sen bu formülün doğru olduğuna emin misin? Sorusunu Einstein'a sorun. İşte biz bunları yaparsak bütünsel öğrenme ve kinestetik öğrenme çok daha açığa çıkacaktır ve bütün detaylarıyla öğrenmeniz daha da gelişecektir. O yüzden bir bilgiyi görürken, öğrenirken masanızın üzerinde böyle 3D yazıcıdan çıkmış da masanızın üzerinde duruyormuş gibi görün. Arka fondan da Game of Thrones'un müziğini verin ve siz de o bölgedeymişçesine yaşayın. Detaylarıyla aklınızda kaldı. Çünkü artık bu sizin bir duygunuz oldu. Kinestetik öğrendiğiniz bir bilgi oldu. Sizler de bütünsel öğrenmelerde bunu yapabilirsiniz. Tabii ki de bu söylediğim size şu anda zor geliyor. Ama bakın, şu videoyu izlerken arkadaki kitap isimlerine bakabiliyor musunuz? Sadece Mehmet'e mi bakıyorsunuz? Sadece bakmış olmak için bakmayın. Ben bu adamı nasıl hatırlarım? Ben bu gömleğiyle bu adamı nasıl bütünleştirebilirim? Ben arkadaki kitap isimlerini nasıl zihnimde kurabilirim? Numaralandırın ve görselleştirin ve akılda tutmaya çalışın. Ve sizler de lütfen bu teknikleri ve pratikleri bütünsel öğrenme açısından çalışın ve sonuçlarınızı aşağıya yazın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sayfamı beğenmeyi, aynı zamanda takip etmeyi unutmayın. Herkese sevgiler, selamlar.